Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Eğer Twitter kullanıyorsanız Twitter sayfamın linkini videomun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Twitter sayfamın büyük oranda iki videom arasında gelişmeler olması durumunda bunları size hemen aktarabilmek adına kullanıyorum. Dolayısıyla takip ederseniz güncel kalmış olursunuz. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız ve faydalanıyorsanız lütfen videomun altındaki beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Halen daha kanalıma abone olmadıysanız abone olup şu küçük zil aracılığıyla bildirimleri açın ki ben video yüklediğim gibi hemen haberdar olma şansı bulun arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra hemen kripto para piyasa değerimize bakarsak 347 milyar dolarlara gerilediğimizi görüyoruz. Dün 349 milyar dolarlar mertebesindeydik. Bu paranın 199 milyar dolarlık kısmının Bitcoin'de olduğunu, Bitcoin dominansının ise dün ile hemen hemen aynı seviyelerde %57.5 seviyesinde olduğunu görüyoruz CoinMarketCap'e göre. Bitcoin dominansını TradingView'da baktığımız tablomuza gelince dün ile aynı seviyelerde olduğumuzu görüyoruz. Dün %60.95 seviyesinde kapatmıştık. Bugün %60.94 seviyesindeyiz şu anda an itibariyle. Dolayısıyla çok bir değişen bir şey yok. Burada o yüzden üstünde durmayacağım. Dünkü videomda ilk defa izleyen arkadaşlar varsa dünkü videomda izlediğim alanlar üzerinden konuştuğum videoma bakabilirler. Mesela de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda 1.2 milyar dolarlar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ortalama hacmin borsalar nazarında. Teknik analiz tablomuza gelince arkadaşlar dün şu trend hattımızın üstüne çıkmıştık 4 saatlikte ama kırılmayı hacmin pek de desteklemediğini ama yine de alanlarımızın videomuzu çekerken iyi çalıştığını söylemiştik. Şuradan aldığımız desteğe bakınca nitekim gün içinde o alanın üstünde kalmaya devam ettik ama o günün kapanışına doğru çok kuvvetli bir satış gördük burada. Dolayısıyla hep bir alanı kırdığımızı söylememiz için günlük kapanışı o alanın üstünde yapmamız gerekliliğini burada aslına bakarsanız yaşadığımız tecrübe bize hatırlatmış oldu. Dünün günlük mumunu o satışlarla beraber şu şekilde kapattık. Bu günlük muma bakınca şu anda Bitcoin tablosunda bir zayıflık olduğunu söylememiz için hiçbir sebep yok. Dolayısıyla bu bir zayıflık göstergesi arkadaşlar. Bugünün günlük mumunu izleyeceğiz. Bugünün günlük mumunu bence en azından dünün açılış seviyeleri olan 10.778 yani 10.800 seviyelerinde kapatmamız lazım. Aksi takdirde bu kuvvetsizlik bizi muhtemelen aşağıdaki destek alanımızı yani 10.000-10.500 majör destek alanımızı deneyecek bir şekilde satış baskısı yaratacaktır gibi geliyor bana. Sadece dün şöyle bir değişiklik oldu ki uzun zamandır pek görmediğimiz bir şeydi. Bu Bitcoin özelinde belki olumsuzdu ama genel anlamda belki olumlu bir şeyler başlangıcı olabilir. Dün biz bu satışı görürken küresel piyasalarda ne altında ne de hisse senedi piyasalarında böyle bir satış görmedik. Dolayısıyla belki de Bitcoin'in ayrıldığı decoupling denilen sürecin başladığı bir alanda olabiliriz. Tabii ki bir şey söylemek için çok erken. Sadece ufak bir fiyat hareketiyle bunu söylemek güç. Ama belki de böyle bir şeyin başlangıcında olabiliriz. İzlemeye devam edeceğiz. Umalım da öyle olsun. Çünkü küresel piyasalardaki riskleri hep konuşuyoruz bildiğiniz üzere. Şu anda izlemek istediğim bir alan daha var arkadaşlar. Aslına bakarsanız güncel bir formasyondan bahsedeceğim. Biraz daha orta ölçekli bir formasyon bu. Şu anda bir simetrik üçgen yapısının içinde olabiliriz. Simetrik üçgenler genelde tabiatları itibariyle yön tayini yapabildiğimiz üçgenler değiller. Ama genel olarak istatistiki açıdan üçgenin içine gelmeden önceki trendi aynı şekilde devam ettiren yapılar. O yüzden bunlara continuation pattern deniyor. Yani devamlılık arz eden formasyon diye çevirebiliriz. Bu bizim için şundan sebep önemli olabilir. Burada 10.000-10.500 majör destek alanımızı izlediğimizi biliyorsunuz. Bu zayıflığın da oraya fiyatı baskılayabileceğini söyledim zaten. Burada şu alt kanat hemen hemen bugün denenmesi durumunda 10.250 seviyelerine denk geliyor. Dolayısıyla bu alanda geçtiğimiz denemelerde oldukça kuvvetli olduğu için izleyeceğimiz bir alan olacak. Dolayısıyla 10.000
10.250 seviyesinde bu yükselen dipleri birleştirdiğimizde ortaya çıkan trend hattından dolayı izleyeceğiz. 10.000-10.500 majör alanımızda 10.250 seviyesi de ekstra bir destek yaratacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu formasyonda izlemeye devam edeceğiz. Formasyonun kırılmasına yakın olduğu alanlarda kırılmalarla beraber hep momentum bekliyoruz bildiğiniz üzere. Şu anda kırılmaya uzağız en azından. Şu anda tam formasyon yapısının ortasındayız. Yaklaştıkça tekrardan konuşacağız bu formasyonumuzu. Dün küresel piyasalarda baz aldığımız endeks biliyorsunuz S&P 500 endeksi arkadaşlar. Dün hem haftaya hem de güne oldukça olumlu başladık ve olumlu bir şekilde kapattık günlük mumu S&P 500'de. Dolayısıyla şu anda momentum halen daha yukarı doğru devam ediyor. Bunu konuşmuştuk. Bu yeni destek paketinin açıklanma ihtimaliyle beraber, bunu demokratların senatoya götürme ihtimaliyle beraber piyasalarda bir olumluluk havasıdır gidiyor birkaç gündür. Bu haftanın da geçen haftanın olumlu kapandığını haftalık mum anlamında konuştuk defalarca biliyorsunuz. Bu hafta da olumlu başlamış gibi gözüküyor ama halen daha üstümüzde dirençler var. Dolayısıyla şu anda net bir şey henüz göremiyoruz ama en azından haftaya olumlu başladığımızı konuşabiliriz. Bu da tabii ki Bitcoin açısından genel perspektifte olumlu bir faktör. Glassnode'un paylaştığı çok önemli bir indikatör var arkadaşlar. Bu indikatöre göre şu anda Bitcoin'de tekrardan kuvvetli bir alım alanına girdiğimizi görüyoruz. Bu indikatörün ismi Difficulty Ribbon Compression. Aslına bakarsanız Difficulty Ribbon Willy Wu'nun yarattığı bir indikatör. Burada compression olarak bunu birazcık güncellemişler. Biraz daha daraltmışlar. Daraltınca tabloyu daha iyi görmemizi sağlamışlar aslına bakarsanız. Glassnode'un burada yaptığı o olmuş arkadaşlar. Şöyle ki şu anda dikkat ederseniz tam olarak şu yeşil alanın, ki burası dip alanı, üstüne çıkmış durumdayız. Bu yeşil alanın üstüne çıktığımız alanlarda her zaman mesela şurada 2019 yılının Haziran ayında tekrardan bir rally devam etmiş ki bu kısa bir rally. Mesela Temmuz 2016'da bunun üstüne çıkmışız. Büyük bir rally başlamış ondan sonra. İşte yine Temmuz 2015'te bunun üstüne çıkmışız. Çok büyük bir rally başlamış. Temelde bu arkadaşlar indikatör madencilerin işlemlerin artışının ortalamasının alınmasıyla ortaya çıkıyor. Difficulty'den kasıt zaten network'teki zorluğun artması. Network'teki zorluğun artması da ne kadar çok madenci aktif olarak çalışıyorsa network'te o kadar çok zorluk artıyor. Dolayısıyla zorluk artması madencilerin çok çalıştığı anlamına geliyor. Madencilerin çok çalışması ise madencilerin şu anda Bitcoin üretmeye odaklandığını satmanın aksine bize gösteriyor. Yani şu anda madenciler Bitcoin'lerini satmaktan ziyade daha çok üretmeye konsantre olmuş durumdalar. Dolayısıyla bu alanın üstüne çıkmamız önümüzdeki günlerde de satmaktan ziyade üretmeye konsantre olacakları anlamına geliyor. Bu on-chain analize bakarsak bunu destekleyen bir haber daha var. Aynı günde ortaya çıktı. Borsalardaki büyük 10 tane borsaya bakılarak alınıyor bu veri. Borsalardaki Bitcoin bakiyelerinin son 2 yılın en düşük seviyesine geldiğini söylüyor. Şu anda şu seviyelerdeyiz. En son bunu Kasım 2018 civarında görmüşüz şuralarda arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda bu da aslına bakarsanız bu genelde borsalardaki Bitcoin miktarını arttıran şeyi faktörlerden en önemlisi madenciler oluyor. Çünkü madenciler borsalara ciddi miktarda Bitcoin yolladığında borsaların Bitcoin bakiyeleri artıyor. Bu da satış baskısı yaratıyor doğal olarak. Şimdi bir önceki veriyi tasdik ediyor. Borsalardaki Bitcoin miktarı da çok düşmüş durumda. Buna dümdüz baktığımızda borsalarda Bitcoin miktarı düştüğünde hem madencilerin hem de uzun vadeli ve orta vadeli yatırımcıların şu anda satma eğiliminde olmadığını gösteren bir indikatör bu da. Dolayısıyla ikisine de bakınca on-chain analiz anlamında şu anda satış baskısı yaratacak bir network işleyişi olmadığını görüyoruz buna bakınca. Çok çok önemli bir haber daha var arkadaşlar. Birkaç haftada bir sürekli Grayscale'dan bahsediyoruz. Grayscale
En çok Bitcoin yatırımı yapan kurumsal firmalardan bir tanesi. Geçtiğimiz hafta sadece 186 milyon dolarlık Bitcoin aldığına ve ellerindeki Bitcoin miktarını 4.7 milyar dolara çıkarttıklarını söylüyor. Sadece geçen hafta 17.100 Bitcoin almış sadece Grayscale arkadaşlar. Dolayısıyla muazzam bir talep var Bitcoin'e. Hep söylediğim gibi kurumsal yapıda arkadaşlar. Şu anda şurada hemen hemen Haziran 2020'den şu vakte kadar Grayscale firmasının Bitcoin akümülasyonunu gösteriyor şu mavi alan arkadaşlar. Dikkat ederseniz sürekli fiyattaki hareketlere bakmaksızın istikrarlı bir artış olmuş. Yani hiç fiyata konsantre olmadan kurumsal yatırımcıların bu konudaki en önemlisi olan Grayscale akümülasyonuna devam etmiş. Arkadaşlar şöyle ki 9.8 milyar dolarlık sadece Bitcoin tutuyorlar ellerinde. 36 milyon dolarlık Bitcoin Cash tutuyorlar. 783 milyon dolarlık Ethereum tutuyorlar gibi. En büyük tabii ki buradaki aslan payı Bitcoin'de gördüğünüz üzere. Sadece Grayscale'da değil, Bitwise'ın da bir Bitcoin fonu var. Bu da geçen sene hemen hemen bu fondaki Bitcoin miktarı 4.1 milyon dolarken şu anda 9 milyon dolara çıkmış durumda. Bu da genelde özellikle enflasyonun kontrol dışına çıkmasından korkan kurumsal yatırımcıların bu alanda portföylerini hedge ettiklerini, yani biraz daha güvenlik altına almaya çalıştıklarını gösteren bir gösterge daha. Yani kurumsal yatırımcılar hem enflasyondan endişelendiklerinden hem de Bitcoin'in geleceğine inandıklarından Bitcoin akümülasyonuna devam ediyorlar gördüğünüz üzere. Son olarak arkadaşlar yine yeni bir veri var ki 18.5 milyon adet Bitcoin hali hazırda kazılmış durumda. Yani bu Bitcoin'in toplam arzının %88'inin hali hazırda ortaya çıkarıldığını gösteriyor bizlere. Dolayısıyla sadece 2.5 milyon adet Bitcoin kaldı hali hazırda kazılmamış ki bunların hepsinin kazılması hemen hemen 2140 yılında gerçekleşecek. Dolayısıyla bunu şunun için söylüyorum arkadaşlar, görüyorsunuz kurumsal yatırımcılar, perakende yatırımcılar, herkesin Bitcoin iştahı her geçen gün artıyor. Herkes elinden geldiğince daha çok Bitcoin akümüle etmeye uğraşıyor ve Bitcoin miktarı her geçen gün azalıyor. Dolayısıyla Bitcoin'e inanmamız için en önemli faktörlerden biri olduğunu bunu tekrardan sizlere hatırlatırım. Sizlere de lütfen kısa vadeli fiyat hareketlerine konsantre olmayıp bu büyük resmi dışarıdan uzaktan bakıp görüp akümülasyonunuzu arttırmanızı ve bu işe uzun vadeli bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü bu işin deyim yerindeyse ekmeğini yiyecek kişiler, inanın bana, bu işe uzun vadeli bakan insanlar olacak. Bundan yana şüpheniz olmasın. Bir dedikodu söz konusu. Babil Finance diye bir firma var arkadaşlar. Bu bir kripto lender, yani şey yapıyorlar bunlar. Sizin elinizdeki kripto varlıkları alıyorlar. Size bunları teminat alarak borç veren, aslına bakarsanız klasik bir finans kurumu ama kripto varlıklarla çalışıyorlar. Şöyle ki bir dedikodu var arkadaşlar ki bu firma Çin'in en büyük kripto lenderı, aynı zamanda Uzak Doğu'nun da en büyük kripto lenderı arkadaşlar. Çok devasa firmalar bunlarla çalışıyor. Bunlardan bir tanesi işte mesela Genesis Block, Blockchain.com, bunlar çalışıyorlar. Bunlar büyük projelere, madencilik projelerine ve diğer ilgili projelere finans sağlayan kurumlardan bir tanesi. Mart ayındaki büyük çöküş esnasında varlıkların önemli bir kısmını kaybettiğine dair bir dedikodudur gidiyor. Sebebi şu, ellerinde tuttukları varlıklarla borsalarda müşterilerinin rızasını almadan yüksek
kaldıraçlı işlem yaptıklarına dair bir dedikodu ve bu şekilde de Mart'taki büyük çöküşte varlıklarının hemen hemen hepsini kaybettiklerine dair. Eğer bu haber doğruysa arkadaşlar, bu pek iyi olmayacaktır kripto topluluğu açısından. Şu anda teyit edilmiş bir haber değil. Önümüzdeki günlerde teyit edilmesi durumunda tekrardan paylaşacağım ama bu yapıda, bu sektörde halen daha çok büyük risklerin merkezi yapılardan dolayı çok büyük risklerin halen daha gündemde olduğunu ortaya koyan üzücü haberlerden bir tanesi daha arkadaşlar. Bunu da söyledim. Bugün söyleyeceklerimin sonuna geldim. Bugün videomu özür diliyorum arkadaşlar. Birazcık geç çekmek zorunda kaldım. Gün içinde çünkü hesapta olmayan bazı şeyler çıktı. Onun için özür diliyorum. Lütfen videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.